kalça ve diz ağrılarından bahsedelim. Böyle başlayalım. Evet, kalça ve diz ağrıları. Baldır kemiğinin baş kısmına fembur denir. Fembur yani baldırla leğen kemiğinin birleştiği nokta. Burada çok yoğun ve büyük bir kıkırdak var. Kıkırdak zedelendiği zaman herhangi bir kazadan dolayı, yanlış beslenmeden dolayı vesaire çeşit çeşit sebepler olabilir. Buradaki kireçlenme zamanla leğen kemiğiyle femur arasındaki sinovial sıvının da, burada sinovial sıvı, eklem sıvısı çok ince bir zar içerisinde jel gibi bir sıvı. Bu sıvı da kaybolursa kemik direkt femur başı leğen kemiğini ezmeye başlar. İltihaplanırsa, kalça iltihaplanmasına koh artroz denir. İltihaplanırsa ne olur? Leğen kemiği ile kalça kemiği birbirine kaynar. Çok ağrı, çok acı verir. En büyük ağrılar, acılar. Kemik kaynadığı zaman zaten kişi kalçasını oynatamaz veya leğen kemiğiyle bütün olarak oynatır. Hareket kabiliyetini kaybeder. Bu nedenle kalça ağrısı başlar başlamaz hemen tedavi olmak gerekir. Aynı şekilde diz eklemi de diz eklemleri arasında, kaval kemiği ile baldır kemiği arasında diz eklemi ve diz kapağı. Buradaki eklemde kıkırdaklar da yıpranır ve basit rahatsızlık gibi algılanır da dikkat edilmezse buradaki eklemlerde oluşacak, kıkırdaklarda oluşacak kireçlenme, deformasyon, iltihaplanmaya sebep olur. Zamanla dikkat edilmezse sinovial sıvıyı, eklem sıvısını yok ederse, yok olursa kıkırdaklar birbiriyle kaynar, çok tehlikeli olabilir. Hatta zamanla eklem yani dizlere protez takılması gerekebilir. Kalçaya birçok yaşlı insanda maalesef bu durumlar oluyor. Yanlış beslenme, hareket etmeme, spor yapmama vesaire birçok faktör rol oynuyor. Alkol kullanma, sigara kullanma vesaire. Bu tür rahatsızları Cox artroz, kalça romatizmasına, diz romatizmasına ise diz ağrıları nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlığı ise gonartroz denir. Gonartroz, Cox artroz, bir de bel ağrısı ve tabii ki kolumuzla ince kemiği burayı birbirine bağlayan da burada da bir ne var? Kıkırdak var. Kol çıkması olursa kişinin yani kol yerinden yuvadan çıkarsa yıpranırsa bu da zamanla kireçlenmeye vesaire sebep olur. Birçok problem ortaya çıkabilir. Bu tür problemlerde ne yapılabilir? Bu gördüğünüz bitki herkesin bildiği söğüt ağacı. Bu söğütün kabuğunda çok özel bir madde var. Salisin. Söğütün tarihçesi çok eskidir. Milattan önce Sümerler tarafından, Asurlar, daha önce Sümerler, Sümerler de işte Orta Asya'dan göçmüş. Orta Asya'da dünyanın en büyük, en eski medeniyetini kurmuş Türkler. Anavu medeniyeti. Yani Söğüt ta Orta Asya'dan Sümerlerle Mezopotamya oradan dünyaya yayılmış. Atalarımız kullanmış bunu. Ne için kullanmış? Söğütün kabuğu, dalının kabuğu soyulur, kurutulur ve bunun birleşimindeki salisin bildiğimiz ne içerir? Aspirin içerir. Aspirin yani bunun birleşimindeki salisin mideden bağırsaklara geçer. Bağırsaklar da salisin parçalanarak zaligenin ve glikoza dönüşür. Zaligenin bağırsaklardan emilir, salisik aside dönüşür. Yani aspirine dönüşür. İlk defa 1825'te Fransız asıllı bir eczacı Söğüt'ün kabuğundaki saligenini keşfetmiş.
Alman asıllı Löwing söğüt kabuğundan salisik üretmiş efendim. Daha sonra da bir Alman firması 1899 yılında bundan asetil salisilik asit yani aspirin üretmiş. Şimdi sentetik olarak üretilen aspirin bunun ham maddesinde var. Biz bunun aldığımız zaman ağrı kesici, ateş düşürücü olarak söğüt kabuğunun çayını içtiğimiz zaman veyahut da daha etkilisi birleşimindeki bunun ekstresinin hapını, damlasını, derecesini kullandığımız zaman bir yan etkisi yok. Hiçbir problem yok. Çünkü salisin midede çözülmüyor. Bağırsaklara geçiyor. Bağırsaklarda saligenin ve glikoza dönüşüyor. Buradan emilen saligenin salisilik aside dönüşüyor ve bu dönüşüm 10 ila 24 saat sürdüğü için herhangi bir problem yok. Fakat siz aspirini alırsanız bir, aspirin sentetiktir. İki, direkt mideye zarar veriyor. Asit direkt mideye tahriş ediyor, tahrip ediyor. Önce gastrit, sonra ülsere, daha sonra da Allah korusun mideyi deler. Tehlikeli madde. Böbreklere zarar verir. Yani aspirin. Peki neden aspirini her gün bir tane kullanmak sağlıklı diye genel olarak biliniyor? Hani bunun zararlarını söylüyoruz. Hani sağlıklı kısmı sizce hangi kısım? Propaganda. Para kazanacak. Kim çok reçete yazarsa, ne kadar çok satılırsa o kadar bunun reçetesini yazanlar tatil kazanacak, araba alacak, ev alacak. Propaganda, propaganda. Yan tesirine bakın internette aspirin, asetil, salisilik, asit mideye zarar verir, böbreklere zarar verir. Eklemlere zarar verir. Çünkü asittir. Mesela bazıları sile karşı bunun bandı var. Yapıştırırlar. Ne yapar? Sili eritir, yakar. O kadar etkili. Asit bu, asit. Fakat söğütün kabuğundaki salisin asit değil. Mideye zarar vermez. Alırsınız, bağırsağa geçer. Bağırsakta parçalanarak saligenine dönüşür bir. Yine aside dönüşmedi. Kana karışır, kanda yavaş yavaş aside dönüşür. 10 ila 24 saat. Hiçbir yan etkisi yok. Fakat siz aspirini direkt olarak aldığınız zaman bu direkt asit. Bir, direkt asit mi diye zarar verir. İki, sentetik. Petrolden yapılıyor. Bunun gibi bitki değil, bitkisel değil. Bitkisel olduğu için, doğal olduğu için yan etkisi yok. 1984 yılına kadar söğüt kabuğu unutulmuştu. Ağrı kesici olarak Cox artroz, gon artroz yani diz ağrısı, kalça ağrısı, bel ağrısı, omuz ağrısı gibi romatizmalı hastalıklarda, kireçlenmelerde unutulmuştu. 1984'te Alman Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan komisyon E var. 19 profesör doktor. 3 ayda bir toplanırlar, monografi yayınlanır. Bunların yayınlamış olduğu monografide her türlü ağrıya karşı ve baş ağrısına karşı etkisi sayıldı, döküldü. Aspirin yan tesiri de var. Bunu kullanın diye tavsiyede bulundular. O günden bugüne söğütle ilgili birçok klinik araştırması yapıldı. Bu araştırmalardan bazıları Profesör Doktor Schmidt ve ekibi diz ağrısı yani gon artroz deniz diz ağrısı ve Cox artroz yani kalça artrozuna karşı kalça ağrısına karşı hastaları tedavi etmişler. İki, Profesör Doktor Kubrunski Freiburg Üniversitesi'nden bel ağrısı rahatsızlığı olan 210 hastayı tedavi etmiş. Yine Profesör Doktor Kubrunski daha sonraki yıllarda yine 228 hastayı tedavi etmiş ama
kimyasal bir ilaçla değil, aspirinle değil. Neden? Söğüt kabuğundan elde edilen ekstreden, damıtılarak elde edilen ekstreyle tedavi etmiştir. Kimyasal hiçbir şey yok. Yani bel ağrısı, kalça ağrısı, diz ağrısı, ayak bileklerindeki bilek ağrısı veyahut da omuz ağrısı. Bir hanımefendi, beni aradı artık diyor, Antalya'da Sibel Hanım, 55 yaşında. Bu omuzları arası kireçlenmiş, kadıncağız öyle hareket edemiyor, şöyle robot gibi şuraları oynatamıyor, böyle böyle tutulmuş. Yani buralar gitmiş, kireçletmiş. Beni aradı, dedi ki ya ne olacak, artık oynatamıyor kollarını robot gibi, hiç problem yok. İksir, aloe vera jel ve çok özel bir, buna karşı biz Harpago birleşiminde söğüt kabuğu ekstraksı, şeytan pençesi kökü ekstraktı, ısırgalatı ekstra vesaire var. Kullanacaksınız, bakacağız, göreceğiz dedik. 6 hafta sonra kollarını oynatmaya başladı. Normal kollarını oynatamıyordu kireçlenme nedeniyle. Kollarını oynattı, rahatladı ya. Normal çalışmaya başlamış. Bu sefer kolu çıkmış. Beni arıyor, diyor ki kolum çıktı. Normale dönmedin ki. Yani yeni yeni açıldın, iyileştin. Hemen birdenbire zorlamayacaksın. Çünkü oradaki kireç yok olduğu zaman ne olur? Hafif bir açıklık var. Bu zamanla düzelecek. Acele etmeyeceksin. Mesela iyileşir iyileşmez zorlamayacaksın. Bizim bir doktor arkadaşımız var, Süleyman Bey. Annesi 72 yaşında. Kadıncağızın hem kalçasında kemik incelmiş, hem dizi. Doktoru demiş ki, hem dize protez takacağız, hem kalçaya, çünkü kemikteki kalsiyum çok çok azalmış. Basit bir zorlamada kalça da gider, diz de gider. Hem kalçadan hem dizden ameliyat olması, protez takılması gerekiyor. Fakat hanımefendi de tansiyon var, kolesterol var, romatizma, bir sürü hastalık var. Demiş ki doktoru, bu haliyle hastaneye yatsa ameliyat masasından kalkamaz. Çok ağır. Ne olacak? Biraz iyileşsin de bakalım nasıl iyileşecek. Dedi ki ya ne yapalım? Problem değil. Her şeyin çözümü var. Biz ona iksir, aloe vera gel, Harpago Forte, 40 kilit Forte verdik, kullandı. 6 hafta sonra kemik ölçümü yaptırdılar. Kalça kemiğindeki kalsiyum oranı %68 yükseldiği için ne oldu? Ameliyata gerek kalmadı. Zonguldak'tan bir hanımefendi, Zehra Hanım, o 62 yaşında. Şimdi kızı var burada. Bu çok oluyor uzun süre. Bütün Zonguldak'ta, Ankara'da, İstanbul'da doktorlar ameliyat demişler. Namaz kılamıyor, secdeye eğilemiyor. Oturduğu yerde. Yani normal namaz kılamıyor. Oturduğu yerde ağrıdan, sızıdan bir şey yapamıyor. Hareket edemiyor. Dizleri ve kalçası gitmiş. Ben dedim ki çok ağır vaka, bir şey yapamayız. Bir deneyelim. Bakalım ne olacak, bilmiyorum yani. Bir şey diyemem. Peki dediler. Kızı buradan aldı gönderdi. 6 ay sonra elinde bir kadın, elinde bir tane bastonla kapıyı vurdu. Gökçek, sen misin? Benim, buyurdum. Kadın da cadıncağız bana bir şey söyleyecek zannettim. Yani bir şey kabahatmiş dedik yani. Buyurun dedim. Dedi ki ya ben dedi kızmak için gelmedim. Ne için geldin? Teşekkür etmeye geldim. Güya dövecekmiş gibi geliyorsun. Yok dedi. İçeri geldi, oturdu, dedi ki ben dedi evden çıkmayı bırak, namaz bile kılamıyordum. Allah'a şükürler olsun. Artık geziyorum. Elimde baston geziyorum. Evde namaz kılamayan kadın, sokağa çıkamayan kadın artık elinde bastonla geziyor. Benim yanıma da ekstra gelmiş teşekkür etmek için. Allah sizden razı olsun, size dua etmek için geldim dedi. Böyle çok ağır vakalar ne yaptık? İyileştirdik. Nasıl iyileştirdik? İşte Alman iyileştirir de Türk iyileştiremez mi dedik. Biz de bu onların geliştirmiş olduğu teknolojiyi biraz daha ilerlettik. Almanların yapmış olduğu buluş, söğüt kabuğu ekstraktını biz şeytan pençesi kökü ekstraktı,
ısırgan otu ekstraktı, 40 kilit ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktan oluşan Harpago Forte, 40 kilit Forte, ısırgan Forte gibi ürünler geliştirdik. Rahatsızlığa göre değişir bunların kullanımı.